Olimpiyatlarda finale kalmak da son derece önemli. Biz tabii onu o anda tabii o duyguyu bu sporla uğraşanlar çok yüreğinde hissetmişlerdi. Finalde bir Türk'ün yarışması. Çok küçük bir farkla madalyayı kaçırdık. Dördüncü olduk. Bu artık geleceğimizin parlak olduğunu gösteriyor. Hakikaten iyi çalışıyoruz, iyi kamplar yapıyoruz. Vallahi Paris Olimpiyatlarında ben şimdi normalde geçen Tokyo Olimpiyatlarında yine o zaman bir takım sorumlusuydum, yönetim kurulu üyesiydim. 6 kota bekliyorduk. 4 tane geldi. Şimdi ben o 4'ü aşıp bir 6 kota yaklaşırsak kesinlikle madalyadan döneceğimize inanıyorum. Ama bizim gibi henüz olimpiyatlarda madalya alamamış federasyonlar var. Ben bu ilki başarmak istiyorum. Yani bunu yaparsak sporcularımızın bir sonraki şey olimpiyatlarda daha fazla madalya getireceğine ben inanıyorum. Mental düşünme, o odaklanma bütün hedef sporlarında aynıdır. Daha önce 3 olimpiyata katıldık. Daha önce katılan arkadaşlarımız da var. 2 olimpiyata katılan arkadaşımız da var ama dediğim gibi yani biraz şans faktörü fazla. Hazırız yani. Hani yarın madalya alınca kimse ya Oğuzhan aldı, alacak zaten yani. Paris'te olacak. Paris olmazsa bir sonraki olacak. Çabalıyoruz yani. Devam ediyoruz çabamıza. Ama şeytanın bacağını kıracağımıza inanıyoruz. Çünkü eskiye nazaran bir tık daha formumuz yüksek. Görüntü o. İnşallah olacak yani. İsteğimiz o. Paris bizim için şu an yakın olduğu kadar aynı zamanda uzak da bir hedef. Çünkü önceliğimiz şu an Dünya Avrupa Şampiyonaları. Orada derece alıp kota alabiliriz sadece. Sıkı bir şekilde Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Paris Olimpiyatlarında derece yapmak bizim sporumuzdaki ilk madalya olacak aynı zamanda. Tabii ki çok önemli bu Paris Olimpiyatları bizim için. Umarım tüm ekibimiz olimpiyatlara gideriz ve umarım tüm ekibimiz madalyayla döneriz. Tişörtüm yok ama. Yok yok hocam. Çok sporsun şu an ya. Geç şunu.